arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak projelerimizi kamuoyuyla paylaşmak ve gündemi değerlendirmek üzere düzenlediğimiz basın toplantılarımızın ikincisine hoş geldiniz. Sesimizi duyurmamıza, Afyonkarahisar'a dair hayallerimizi, hedeflerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı kamuoyuyla paylaşmamıza vesile olan siz değerli basın mensuplarına, kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ederim. Her hafta 3 önemli projemizi paylaşacağımızı söylemiştik. Bu hafta sizlerle paylaşacağımız projelerimizin ilki, ilimizde hoyratça ve samimiyetsizce siyasi malzeme haline getirilen kentsel dönüşüm meselesiyle ilgili. Kentsel dönüşüm, riskli binaların tespit edilerek yenilenmesini ve güvenli hale getirilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu sayede deprem gibi doğal afetlerde can ve mal kaybı minimum düzeye indirilebilir. Kentsel dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerin aktif rol alması, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi, finansman ve planlama konularının doğru bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Ayrıca afet riski taşıyan bölgelerde hızla harekete geçilmeli ve planlı bir şekilde kentsel dönüşüm projeleri uygulanmalıdır. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan Maraş Merkezi deprem felaketiyle bir kez daha görüldü ki kentsel dönüşümün yapılamadığı illerde, ki Hatay bunun en güzel örneklerinden, daha doğrusu en ürkütücü örneklerinden bir tanesidir. İnsanların can ve mal güvenliği daha fazla etkilenmiştir. Ülke olarak büyük acıların yaşandığı bu durumların önüne geçmek için felaket başa gelmeden önlemini almak gerekmektedir. İl olarak biz de olası bir afet öncesi gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Kentsel dönüşümü bu hazırlıkların başında öngörüyoruz. Buradan sizler aracılığıyla mevcut yönetime, dönemin il başkanına ve şehrin kuru muhalefetine soruyorum. Bu deprem ya Afyonkarahisar'da gerçekleşseydi ne olacaktı? O mahallelerde ikamet eden Afyonkarahisar'da hemşerilerimizin hesabını kim verecekti? Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, kentsel dönüşüm projesi bizim doğup büyüdüğümüz bu mahallelere vefa hizmetimiz olacaktır. Kentsel dönüşüm projesi rantsal dönüşüm olmayacak, hak sahiplerimizin yüzünü güldürecek, şehrimize değer katacaktır. Kentsel dönüşümde bizlerin amaçlarını 3 başlıkta özetleyebiliriz. 1. Yaşanabilir ve dayanıklı mekanlar oluşturmak. Kentsel dönüşüm projeleriyle eski, hasarlı ve plansız yapıları yenileyerek daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir mekanlar oluşturmak. 2. Sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunmak. Kentsel dönüşüm projeleriyle çalışma alanları, ticaret kongre merkezleri, yeşil alanlar ve sosyal tesisler gibi yeni alanlar oluşturarak sosyal ve ekonomik gelişime destek olmak. 3. Çevresel sürdürülebilirliği ve adaleti sağlamak. Kentsel dönüşüm projelerinde çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak enerji verimliliği, atık yönetimi, yeşil alanlar gibi unsurlarla çevresel sürdürülebilirliği desteklemek. Bütün hak sahiplerinin yüzünü güldürerek sorunları çözmek için etkili iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımları benimseyerek kimsenin cebinden para çıkmadan, mağdur edilmeden haklı taleplerini karşılamak. Herkesin yaşam standartlarını yükseltmek ve daha güvenli bir çevrede yaşamlarını sağlamak amacıyla kentsel dönüşüm projemizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte mahallelerimizin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesini sağlayacağız. Gelecek nesillere daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak kentsel dönüşümün acil bir ihtiyaç olduğu ve afet riski taşıyan bölgelerde bu sürecin hızla başlatılması gerektiği açıktır. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar işbirliği içinde hareket ederek kentsel dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu sayede gelecekte yaşanabilecek afetlerin etkilerini en aza indirerek insanların güvenliğini sağlayabiliriz. İlimizde gerçekleşecek kentsel dönüşüm projesi, Mısri bölgesi olarak adlandırdığımız Kasım Paşa, Dairece, Mecidiye, ve imaret çevresi olarak adlandırdığımız Fakı Paşa ve Sümer mahalleleri olmak üzere bu bölgelerimizde hayata geçirilmek üzere planlanmaktadır. Seçildiğimizde belediyemiz tarafından oluşturulacak kentsel dönüşüm strateji belgesi üzerinden hak sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak projenin uygulanması sağlanacaktır. Kuru muhalefete soruyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölge riskli alan ilan edilmişken bakanlığa rağmen bu projenin gerçekleşemeyeceğini, kentsel dönüşümün kaç kişiyi ilgilendirdiğini, bu vaadin yerine gelmesi için ne kadar konut gerektiğini, inşaat maliyetlerinin anormal arttığı bu dönemde ne kadar kaynak gerektiğini ve nereden temin edileceğini düşünmüşler midir, hesaplamışlar mıdır? İmarla ilgili mevzuatı araştırmışlar mıdır acaba? Sanmıyoruz. Bizim vaadimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na rağmen değil, bakanlıkla birlikte kimsenin mağdur olmayacağı, hak sahiplerinin haklarının korunacağı, riskli bölgelerin süratle yenileneceği bir projedir. Afyonlu'nun gönlü coşunca Çapak Çeri'nden yer bağışlanmış diye bir deyişimiz vardır. Bu arkadaşların gönlünü bu nispetle ne coşturmuştur ki bol keseden dağıtıyorlar. Tek istekleri enflasyon oranında zam olan belediye işçilerine sırtlarını dönenler, bu insanlara mahkemeyi gösterenler, düğünlerine gidip 100 lira takmayacakları insanlara 100.000 TL destek vaat edenler, talip oldukları makama o kadar uzaklar ki belediye tarafından böylesine nakli bir desteğin hukuken mümkün olmadığını dahi bilmiyorlar. Bu hovardalıklar 33 yıl önce Türkiye gündemine gelen iki anahtar siyasetini hatırlatmaktadır. Umut tacirliği bizim siyaset yapma biçimimiz değildir ve olamaz. Değerli basın mensupları, değerli kardeşlerim, değerli meslektaşlarım. İkinci bir projemizde Bir Yom Olsun ismini verdiğimiz konutlaşma projemizdir. İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri de barınma ihtiyacıdır. Artık barınma ihtiyacı maliyetleri gittikçe yükselmektedir. Arz talebi karşılamadığından kiralar yükselmiş, mülk edinmek birçok vatandaşımız için bir hayal haline gelmiştir. Belediyemizin taşınmazları üzerinde arsalar üreteceğiz ve bu arsaları vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için kullanacağız. Toplamda 1 milyon metrekareden fazla bir alanı konutlaşmaya açacağız. Dar gelirli, halihazırda evi olmayan ailelerimize öncelik tanınacak olan bu proje hedefimiz her Afyonlu'nun cüzi miktarlardan taksitle ev sahibi olmasını sağlayacaktır. 2025 yılı itibariyle bu şehirde dünyaya gelecek her Afyonlu bebeğin hak ettiği gibi rutubetsiz, güneş alan, ferah, sağlıklı evlerde büyümesi bizlerin hedefidir. Sizlerle paylaşacağımız üçüncü projemiz ise Organize Sanayi Bölgesi ve Otokar Kavşaklarındaki üst geçit projelerimizdir. Bu şehirde yaşayan her insanımızın, buradan geçen her misafirimizin canı da, malı da bizim için çok kıymetlidir. Her iki kavşakta da yoğunluk olduğu hepimizin malumudur. Sık sık kazalar bu bölgelerde meydana gelmektedir. Hatta 2 gün önce yaşanan bir trafik kazasında yine siz değerli basın mensuplarımız tarafından basın yayın organlarına yansıtılmıştı. Bu iki noktaya süratle köprülü kavşak inşa edilmelidir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı olan bu iki alanda belediye olarak gereken çabayı göstererek, her türlü katkıyı sağlayarak, gerekirse tüm baskı unsurlarını kullanarak köprülü kavşak yapımını sağlayıp hem Afyonlulara hem misafirlerimize hayırlı yolculuklar dileyeceğiz. Değerli kardeşlerim, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, Afyonkarahisar'da artık emanet ehil ellere devredilmeli. İhtiyaç duyulan mantıklı değişim gerçekleşmelidir. Bugünkü basın toplantımıza katılmanız ve sabırlı dinleyişiniz nedeniyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa hem parti yöneticilerimiz hem de bize cevaplamak isteriz. Teşekkür ederim.